Merhaba arkadaşlar, ben www.canımanne.com sitesi editörlerinden Özgür Meraka. Bu videoda erkek bebek yeleği yapacağız. Tunus işi biraz farklı bir teknikle alttan başladım burada. Bütün olarak görmüş olduğunuz gibi ön ve arka koltuk kısmına kadar birlikte ördüm. Bu 1 yaş için bir yelek. Ölçülerime göre 132 ilmeğe denk geldi. Ve bu 132 ilmeğin 12 ilmeğini lastik kısmına çıkardım. 6-6 üst üste gelecek şekilde. Evet, bu şekilde olduktan sonra 120 ilmek kalıyor. Ve bu 120 ilmeği 4'e böldüm. 4'e böldüğümde 30-30 önlere, 60 ilmek de arkaya. Kalan 12 ilmeği de 6 sağ öne, 6 sol öne olmak üzere 36 ilmek önler olacak. 60 ilmek de arka kısmımız olacak. Bu yükseklik, yani koltuk altına kadar 1 yaş için 21-22 cm bırakıyorum. İstenilen yüksekliğe geldikten sonra önce ön sağ kısmımı öreceğim. Bu tarafı reglan kol olacak, tıpkı yakadan başlanmış gibi. Önce burayı ördükten sonra sol kısma geçeceğim. Önce bir şişimi değiştirmek istiyorum çünkü büyük şiş masanın üzerinde beni rahatsız ediyor. Hemen şöyle. Evet, şişimi aldım. Büyük şişim 4 numaraydı yalnız. Şimdi 3,5 numara kısa şiş bulabildiğim için bununla yapacağım. Biraz daha ilmekleri gevşek bırakmaya gayret edeceğim. Şişe göre değil de örgümünün değişmemesi için. Evet, burada lastik kısmını yapıyoruz. Burayla birlikte 36 ilmek ön öreceğiz. Ve kol kesmeye başlayacağız. Dediğim gibi bu kısma kadar bütün ördüm. Şimdi sadece sağ ön kısım burası. Burayı bitireceğiz. Sonra sol ön kısmı örüp en son arkayı ya da işte ikinci planda arkayı da yapabiliriz. Çok da fark etmez. Burada şişim değiştiği için örgü biraz ister istemez değişecek. Çünkü gevşek almaya çalışıyorum. Aynı olsun diye. Şiş sorusu çok geliyor. Kaç numara tığ, kaç numara şiş diye her zaman söylüyorum. Yine söyleyeceğim. İpinize ve elinize, örgünüze uygun şişi, tığı seçmenizde her zaman fayda var. Burada bir sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ve 36 oldu. Evet, dediğim gibi örgünüze uygun şişi seçmenizde fayda var. Çünkü gördüğünüz gibi aynı örgüyü 4 numarayla sıkı sıkı örerken 3,5 numarayla da aynı örgüyü örebiliyorum. Biraz daha ilmeklerimi gevşek bırakıyorum sadece. Aynı örgüyü tutturabilmek adına. Yani çok da fark etmiyor aslında ipinizle uyumlu olması. En önemli olanı şişin. Bunun dışında istediğiniz numara olabilir. Çok aşırı ince, aşırı kalın olmadığı sürece. Ki ben bebek örgülerinde 3, 3,5 ve 4 numarayı tercih ediyorum genelde. Devam edelim. Şimdi 36 yaptık. 36 yaptıktan sonra burada artık kesmeye başlayacağız. Kolumuz şu şekilde gelecek. Dediğim gibi reglan kol olacak. Şöyle. Ve yakadan başlanmış görüntüsü olacak örgümüzde. Şimdi keseceğiz. Direkt en dipten kesmeyeceğim. Çünkü arka kısım ön kısımlara eklenecek. Kol kısmını örerken böyle kalmayacak yani. Onun için
eklememizin düzgün olması için 2 ilmek bırakacağım solda. Bu ilk sırayı düz öreceğim. Bunun için ya bir alt sıradan direkt kesmeye başlayacaktım ki öbür tarafları düşündüğümde sağlı sollu bir sıra daha örüp sonrasında kesmeye başlamak görsel açıdan daha iyi olacaktır diye düşünüyorum ve bu bir sırayı bu şekilde ördükten sonra ikinci sırada kesme işlemime başlayacağım. Gördüğünüz gibi lastik kısmını bir ters bir düz, bir üst sırada tersin üstüne düz, düzün üstüne ters gelecek şekilde yapıyorum. Buraları çok açıklamaya girmiyorum artık çünkü tunus işi model anlatımlarımızın birçoğu var. Artık teknik hani bu örme teknikleri şimdi olduğu gibi yakadan, önceden olduğu gibi yakadan başlama, şimdiki gibi alttan başlama vesaire teknikleri göstermeye geçtik. Artık modelleri zaten anlatmıştık videolarımızı. Detaylı izleyerek, dikkatli bir şekilde izleyerek hepsini öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Evet, son kısma geldiğimde 1 2 ilmek bırakıyorum. 3 ve 4. ilmeği birlikte alacağım. Şekilde bir defa da çıkacağım. Burada dediğim gibi 1 2 ilmek bıraktım. Hatta 3 ilmek bile bırakılabilir. Bu kenar kısmının düzgün durması açısından. Hatta bu tarafa doğru keserken sol tarafınki kadar muntazam durmaz tunus işinde. Bunun için ben şöyle yapacağım. 3 bırakacağım. 4 ve 5.yi birlikte keseceğim. Ki diğer tarafta daha güzel dursun. Evet, görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3 ilmekten öncesi 4 ve 5. birlikte aldık. Şimdi başa kadar bu şekilde tekrar gittikten sonra her sırada bunun bir yanından, yani bu kestiğimiz soldaki olacak ve yandan bir üstünde aynı şekilde bu şekilde kese kese gideceğiz. Her defasında sol tarafta 3 ilmeğimiz kalacak. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde keserek boyun kısmına kadar çıkacağız. Son kısmına geldiğimizde tekrar boyutu ve santimi ölçüyü söyleyeceğim sizler için. Evet, ben biraz uzattım, ördüm. Görmüş olduğunuz gibi bitirmeye yakın artık. Şimdi ölçülerine bakacağız. Dediğim gibi bir yaş için bir yelek. Alt kısımdan koltuk altına kadar 21 santim yapmıştım. Koltuk kısmından itimine kadar şöyle ölçtüğümde buranın 10-11 santim olması gerekiyor. Şu anda 10 santim ve 1-1,5 santim kadar daha öreceğim. Kolun rahat olabilmesi için tüm de boyumuzda alttan lastik kısmından bitimine ölçtüğümde şu anda 31, 32, 33 santime kadar bir yaş için yapılabilir, uygundur. İki sıra daha yapmış olsam benim için yeterli ölçülerde olacak yeleğim ve sağ ön kısmını, ön parçasını bitirmiş olacağız yeleğin. Evet, anlatıma geçtiğimde şişimi değiştirmek zorunda kalıyorum.
biliyorsunuz. Çünkü uzun şişle anlatamadığım için biraz örerken değişik geliyor elime, farkındasınızdır. Ayrıca şişlerimi, tek şişlerimi soruyorsunuz. Bu tek tığ şeklindeki kısa şişleri ithal mi acaba diye defalarca mesaj geldi. Hayır, ithal değil. Türkiye'de bulunabilecek ve her yerde, dediğim gibi, ufak tefek tuhafiyelerde bile görüyorum ben. Kesinlikle ithal bir şey kullanmıyorum, öyle söyleyeyim. Evet, bir sıra daha yapacağım bu. Evet, bu son sırayı da yaptıktan sonra zaten kapatacağız burayı. Artık bu son bir sıra, iki sıra lastik yapalım. Devam edelim bu şekilde ters düz. Şurada kesecektik, orayı kaçırmayalım. Evet. Bu şekilde bir ya da iki sıra yaptıktan sonra zaten yeterli gelecektir yaka kısmı için de. Artık bu sıradan sonra buranın örgüsünü kapatacağım. Düzü ters, tersi düz kapatacağım ki örgüye uyumlu olsun. Lastik kısmı nasıl bitirilir şeklinde daha önce anlatmıştım. Bu tarz kapatmayı. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bitiriyorum. Sağ ön kısmı bitmiş oldu yeleğimizin. Görmüş olduğumuz gibi burası tamamlandı. Arka ve diğer sol tarafımız kalacak. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdilik kolay gelsin. Beğendiğiniz videolarımızı arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayın. Videomuzu beğendiniz mi? O zaman lütfen kanalımıza abone olun.